Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat ve gazeteci Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı. Gündeminde nükleer savaş vardı ve Kalın yaklaşık bir aydır nükleer savaş riski telaffuz edilmeye başladı dedi. Bir buçuk aydır bu nükleer savaş riski konuşulmaya, telaffuz edilmeye başladı. Askeri gidişatı radikal bir şekilde değiştirecek, oyun değiştirici bir dinamiğin devreye girme ihtimali bize çok zayıf geliyor. Ama burada en büyük risklerden bir tanesi tabii ki nükleer savaş riski var. Yok diyemeyiz. Çünkü Soğuk Savaş sona erdiğinde biliyorsunuz nükleer silahsızlanma anlaşması çerçevesinde Rusya ile Batı ülkelerinin sahip olduğu nükleer başlıklı füze sayısı belli bir rakamda 4500 ila 5000 arasında. Nükleer başlıklar iki tarafta denge halinde duruyor. Yani Rusya'nın elinde de 4000 küsur nükleer başlıklı füze var. Savaşı şiddetini arttırırsak, eskalasyon devam ederse, mesela Rusya şöyle burada kayıp verdi, Ukrayna şurada kayıp verdi. Bu düğmeye birisi basmak zorunda kalırsa, bütün opsiyonlar tükendiğinde nükleer silah düğmesine basar mı basmaz mı? İşi o noktaya getirirseniz bu çok daha riskli ve tehlikeli bir hale gelir.